2022 Nobel Fizik Ödülü kuantum dolanıklık alanında yapılan Bell eşitsizliği deneylerine verildi. Ama iki haftadır bize gönderdiğiniz e-postalar ve soru cevap platformumuza girdiğiniz sorulardan gördüğüm kadarıyla kuantum dolanıklık ve Bell eşitsizliği deneylerinin tam olarak neyi çözdüğü hakkında derin soru işaretleriniz var. Örneğin kimse dolanıklık halindeki elektronlar gibi kuantum parçacıkların nasıl olup da aynı anda birkaç farklı durumda olabildiğini çözememiş gözüküyor. Gelin şu işin aslını bir öğrenelim. Bu videoyu mümkün kılan sponsorumuza özel bir teşekkür etmek istiyorum. Size, eğer evrim ağacının büyümesinin ülkemiz için faydalı olduğunu düşünüyorsanız, siz de aşağıdaki bağlantıları kullanarak veya katıl ve teşekkür tuşlarına basarak gücümüze güç katabilirsiniz. Şimdi, kuantum fiziğiyle ilgili bir şeyler anlatırken ister istemez klasik fizikle, yani etrafımızda olan bitenle bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. İşte elektronun atom etrafındaki dönüşünü ayın dünya etrafındaki dönüşüne benzeterek konuya başlıyoruz mesela. Veya kuantum dolanıklıktan söz ederken birçok fizikçinin de yaptığı gibi bir eldivenin veya ayakkabının çiftlerinden birini bir kutuya, diğerini diğer kutuya koymaktan ve bunları bambaşka noktalarda açıp içine bakmaktan söz ediyoruz. Elbette bu analojileri yapanlar hemen sonrasında kuantum nesnelerin bu şekilde davranmadığını da ekliyorlar. Ama izleyicilerin hali hazırda kuantumun da klasik terimlerle izah edilebileceğini ummalarından ötürü bunun birazcık zorlanırsa yapılabileceği konusunda şartlanmış hale geliyorlar. Ama bu yaklaşımdaki sorun şu: bu yılki Nobel Fizik Ödülü kuantum nesnelerin klasik fiziğe uygun davranmadığını ispatlayan Bell eşitsizliği teoremi deneylerine verildi. Bu kanalda analojilerin neden yanıltıcı olabileceğini sürekli anlattım. Bir de böylesi ters bir konuyu eldiven veya ayakkabı çiftleri gibi klasik fizik analojileriyle ele almak iyice kafa karıştırıcı oluyor. O nedenle bu videoda öncelikle kuantum nesnelerin neden klasik fizikteki gibi davranmadığını düşündüğümüzü iyice anlayarak başlayalım. Sonrasında Bell eşitsizliğinin ne anlama geldiğini çok daha kolay anlayabileceğiz. Mesela kuantum dolanıklığı ele alalım. Bu yılki Nobel ödülüyle birlikte tekrardan gündeme gelen bu dolanıklık lafı aslında aynı sistemin parçalarını oluşturan iki parçacığın, mesela iki elektronun, kuantum durumlarının, yani belli özellik kümelerinin birbirine bağımlı olması demek. Aslında düşünecek olursanız bunda tuhaf hiçbir taraf yok. Sonuçta klasik dünyada da sistemlerin parçaları birbirine bağlı olabilir. Mesela trafik ışığının rengi kırmızıysa trafik durur haldedir, yeşilse akar haldedir diyebiliriz. Kuantum dolanıklıkla ilgili tuhaf olan şey ise şu: bu parçalar birbirinden kilometrelerce, hatta bir galaksi boyunca ayrıştırılacak olsalar bile sistemin o dolanık dediğimiz birbirine bağımlı parçaları birbirini etkilemeye devam ediyor. Yani trafiğin galaksinin öteki ucunda yanıp sönen bir ışığa bağlı olarak galaksinin bu ucunda anlık olarak akması veya durması gibi düşünün. İşte bu absürt. Çünkü evrendeki hız limiti, daha önceden de anlattığım gibi, ışık hızına eşit. Bu sadece ışıkla ilgili bir olay değil, bilgi transferinin maksimum hızı da ışık hızı. Dolayısıyla galaksinin bir ucunda olan biten, diğer ucunu ancak ışığın o galaksi genişliğini kat edebileceği sürede etkileyebilmeli. Mesela Samanyolu galaksisi 105.700 ışık yılı genişlikte. Dolayısıyla bir uçtaki olayın diğer ucu etkilemesi en az 105.700 yıl sürmeli. Ama kuantum dolanık nesneler bunu anında yapabiliyor. Bu, doğru olduğunu bildiğimiz Einstein'ın özel görelilik teorisini ihlal ediyor. Ki tahmin edebileceğiniz gibi bu fizik için açıklanması gereken büyük bir sorun. Ama iş bundan da beter. Çünkü bir düşünün, dolanık haldeki kuantum nesnelerin birbirine ilettiği bilgi ne? Başta da demiştim, kuantum durumları. Bu durum konumları olabilir, hızları olabilir, enerjileri olabilir, başka bir fiziksel büyüklük olabilir, hiç fark etmez. Ama genelde deneylerde kullanılan büyüklük spin, yani dönme veya dönüş adını verdiğimiz bir özellik. Aslında elektronlar böyle çok 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 küçük bir top veya bilye gibi şeyler değiller. Dolayısıyla bir basketbol topunun döndüğü gibi dönmüyorlar aslında. Ama sahip oldukları bu kuantum özelliğin matematiği tıpkı dönen bir topunki gibi işliyor ve o yüzden ona spin diyoruz. Ve spin kuantum araştırmaları için çok faydalı bir özellik. Çünkü konum gibi öyle
trilyonlarca farklı değer alamıyor. Yani orada, burada, şurada, şurada farklı farklı değerler alamıyor. Hangi eksende ölçerseniz o eksende sadece iki değer alabiliyor. Bunları geleneksel olarak yukarı ve aşağı olarak isimlendiriyoruz. Spini aslında dik eksende de ölçebilirsiniz, yatay eksende de ölçebilirsiniz, ikisi arasında da ölçebilirsiniz. Dolayısıyla ölçüm yapabileceğiniz çok fazla eksen var. Ama hangisini de ölçerseniz ölçün, sadece ve sadece iki değer alabiliyor. Yukarı ve aşağı. 59 saniyecik olmasına rağmen diğer videolarımızdan çok daha az izlenen şu videomu izleyen az sayıdaki takipçiden biri sizseniz, oradan da hatırlayacağınız üzere gerek kristaller yardımıyla gerekse de radyoaktif atomların bozulması yoluyla dolanık parçacıklar, mesela dolanık elektronlar yaratabiliyoruz. Bu dolanık çiftlerden biri belli bir eksende yukarı spine sahipse diğeri aşağı spine sahip olmak zorunda oluyor. Bu zıtlığın nedeni spinin bir çeşit momentum gibi davranması ve momentumun korunumu yasası ihlal edilemeyeceği için ürettiğiniz elektron çiftleri de birbirinin zıttı olmak zorunda. Ama sorun şu: siz ürettiğiniz bu çiftlerden hangisinin yukarı spinli, hangisinin aşağı spinli olduğunu bilmiyorsunuz. Ta ki bir ölçüm yapana dek. Bildiğiniz tek şey şu: bu yukarı yönlü ise diğeri aşağı yönlü olmak zorunda. Eğer bu aşağı yönlü ise diğeri yukarı yönlü olmak zorunda. Bu kesin. İşte klasik analojilerde ısrarcı olursanız işler tam da bu noktada karışmaya başlıyor. Mesela o meşhur eldiven veya ayakkabı çifti analojisi de aslında buradan geliyor. Bu giysilerin de sadece sağ ve sol çiftleri olduğu için acaba kuantum dolanıklığı bir kutuya konmuş eldivenlerden birinin galaksinin bu köşesine, diğerinin şu köşesine gönderilmesi ama kutuların içinde ne olduğunu bilmeme gibi modelleyebilir miyiz diye bir soru doğuyor. Cevap hayır. Cevabın neden hayır olduğunu anlayabilmeniz için aslında spin örneği üzerinden gidebilirdik. Ama bu konuyu ne zaman spin üzerinden anlatsak insanların kafasında bu olgu pek iyi canlanmıyor. Daha aşina olduğumuz terimler üzerinden gidebiliriz. Diyelim ki bütün elektronların iki özelliği var. Bunlara renk ve sertlik diyelim. Bunların gerçekte neye karşılık geldiğini birazdan söyleyeceğim. Şimdilik bu basit terimlerle ilerleyelim. Ve her elektron sadece iki renk değerinden birini alabilsin: siyah veya beyaz. Benzer şekilde her elektron sadece iki sertlik değerinden birini alabilsin: sert veya yumuşak. Şimdi elimizde bir de sadece bu özellikleri %100 başarıyla ölçtüğünü bildiğimiz dedektörler olsun. Bu dedektörler elektronları ya renklerine göre ikiye ayırsın ya da sertliklerine göre. Mesela renk dedektörüne birbirine karışmış halde 500 siyah, 500 beyazdan 1000 tane elektron gönderirseniz dedektörün öteki tarafında beyaz olan 500'ü bir delikten, siyah olan diğer 500'ü bir başka delikten çıkıyor olsun. Benzer şekilde sertlik dedektörüne birbirine karışık 1000 elektron gönderirseniz sert olan 500'ü bir delikten, yumuşak olan 500'ü bir başka delikten çıkıyor. Ek olarak bu iki özellik birbiriyle hiçbir şekilde ilişkili de olmasın. Yani bir elektronun siyah olduğunu bilmeniz, onun sert mi yoksa yumuşak mı olduğunu öngörmenizi sağlamasın. Bunun böyle olduğunu bu dedektörlerle nasıl test edebiliriz? Eğer 1000 elektronu sertlik dedektörüne gönderip 500 tane sert olan elektronu ayıklarsanız, sonra o 500 sert elektronu direkt olarak bir renk dedektörüne sokarsanız ve tam %50 %50 ayrılıyorlarsa, yani 250'si beyaz 250'si siyah çıkıyorsa, o zaman bir elektronun sert olduğunu bilmenin onun rengi konusunda hiçbir bilgi vermediğini öğrenebilirsiniz. Ama mesela bir nedenle 400'e 100 ayrışıyor olsalardı sertliğin renk üzerinde bir etkisi olduğunu görürdük. Gerçek elektronlarla yapılan deneylerde tam %50-50 ayrıldıklarını görüyoruz. Yani sertlikle renk arasında hiçbir ilişki yok. Ama diyelim ki elektronlarımızı tıpkı klasik dünyadaki nesneleri yaptığımız gibi hem sertlik hem de renk bakımından tam olarak tanımlamak istiyoruz. Yani mesela bu elektron beyazdır ve serttir veya şu elektron siyahtır ve yumuşaktır gibi her iki özellik bakımından da kesin tanımlar yapmak istiyoruz. Bunu elimizdeki dedektörleri kullanarak nasıl yapardınız? Çok basit. Şöyle bir deney düzeneği kurardınız. Diyelim ki sol taraftan 800 elektronu ilk önce renk dedektörüne gönderdiniz. 400'ü siyah, 400'ü beyaz olarak ayrıldı. Sonra o 400 siyahı sertlik dedektörüne gönderdiniz.
Bildiğimiz gibi yine iki yüzü sert, iki yüzü yumuşak olarak ayrıldı. Dolayısıyla artık elinizde siyah ve yumuşak ve siyah ve sert olduğunu düşündüğünüz 200'er tane elektron öbeği var. Diyelim siyah ve sert olduğunu düşündüğünüz o 200'lük grubu tekrardan bir renk dedektörüne soktunuz. Ne görmeyi beklerdiniz? 200'ü de diğer taraftan siyah çıkmalı ve bir tane bile beyaz çıkmamalı, öyle değil mi? İlk başta siyah ve beyazları zaten ayırmıştık ve ikinci dedektörde sadece siyah olduğundan emin olduğumuz elektronları sertliklerine göre ayırmıştık. Ama işte bu deneyi gerçekte yaptığınızda bu mantıksal sonucu bulamıyorsunuz. Gerçekte üçüncü kutuya bir taraftan giren, mantıken siyah ve sert olmak zorunda olan 200 elektron, İkinci renk dedektörünün yani o üçüncü dedektörün diğer tarafından 100 siyah, 100 beyaz elektron olarak ayrılıp çıkıyor. İşte bu inanılmaz absürt bir durum. Bir şekilde çalıştığından emin olduğumuz, burada dedektörlerde bir hata olmadığını biliyoruz. Tekrar tekrar denediğimizde hep doğru sonuçları veriyor. Bu dedektörden geçirerek siyah olduğundan emin olduğumuz hale getirdiğimiz elektronların yarısı sırf arada ekstra ve alakasız bir konuda ölçüm yapıldığı için tekrar yarı siyah, yarı beyaza dönmüş gözüküyor. İşte Heisenberg'in belirsizlik prensibi dediğimiz şey de bu. Bir elektronun iki özelliğini, mesela bu örnekte hem rengini hem sertliğini aynı anda istediğimiz isabetlilikle ölçemiyoruz. Rengini %100 isabetle ölçtüğümüz anda sertliği %50 sert veya %50 yumuşak oluyor. Sertliğini %100 ölçtüğünüz anda rengi %50 siyah, %50 beyaz oluyor. Tekrar ediyorum, burada kolaylık olsun diye sahte iki özellikten söz ediyoruz. Ama o sahte özellikler gerçek elektronların gerçek özelliklerine karşılık geliyor ve bu sonucu direkt olarak fizik deneylerinde kendi gözlerimizde görebiliyoruz. Deneyin kendisi hayali değil yani. Ama daha ilginci de var. Ortadaki dedektörü, yani o sertliğe göre ayrıştıran dedektörü birazcık değiştirip dedektörden geçip sertliklerine göre ayrılmış olan elektronları aynalarla yönlendirerek tekrardan birleştirebiliyoruz. Bu aynaların kendisi bir ölçüm yapmadıkları için yön değiştirme haricinde hiçbir işe yaramıyorlar. Bu durumda son dedektörde ne olmasını beklerdiniz? Yine adım adım takip edelim. Soldan renk dedektörümüze 800 elektron giriyor, 400 beyaz, 400 siyah ayrılıyor. O 400 siyahı sertlik dedektörüne gönderiyoruz ve 200 sert, 200 yumuşak olarak ayrılıyor. Buraya kadar sorun yok. Ama bu defa ayrılan o yumuşak elektronları aynalarla yönlendirip dedektörün arkasındaki siyahlarla tekrardan birleştiriyoruz ve yine karışık olan 400 tane elektron elde ediyoruz. Sonra bunları tekrardan ikinci bir renk dedektörüne, yani en sağdaki dedektöre gönderiyoruz. Sizce bu defa siyah beyaz dağılımı nasıl olurdu? Yine ilk deneydeki gibi 200 siyah, 200 beyaz şeklinde mi? Hayır. Bu defa 400 siyah, 0 beyaz elde ediyoruz. Aslında bu en başta beklediğimiz şeydi. Sonuçta siyahları en baştan ayırdık ve en sonda elimizde sadece siyahlar kalmış olmalı. Ama bu deneyin bir önceki deneyden farkı ne ki bu defa yarı yarıya siyahlar ve beyazlar elde etmedik? Yani bu iki deneydeki absürtlük şu. Birebir aynı elektronları kullanıyoruz. Onları aynı şekillerde ayıklıyoruz. Ama sadece ölçüm biçimimizi değiştirdiğimizde elektronların fiziksel özellikleri bambaşka değerler kazanıyorlar. Yani ölçümle veya gözlemle fiziksel özellik arasında bir etkileşim var gibi gözüküyor. Ama bundan ötesi de var. Bu tuhaf davranışı çözmek adına bu öbek içindeki elektronlardan sadece bir tanesini takip etmeye çalışabiliriz. Çünkü görmemiz lazım, nereden gidiyor bu elektronlar? Mesela gizemli şeylerin döndüğünü gördüğümüz ikinci dedektörün etrafına başka dedektörler veya engeller koyarak o en sonda elde ettiğimiz 400 siyah elektron arasında spesifik bir siyah elektronun ikinci dedektörden geçerken hangi yolu takip ettiğini inceleyebiliriz. Eğer siyah olduğunu bildiğimiz elektronumuz sert elektronlar yönünde gittiyse sert bir elektron olmalı. Ama bu bir sorun. Çünkü ilk deneyimizden biliyoruz ki siyah bir elektronun aynı zamanda sert olduğunu da bilirsek renge dair bilgimiz birdenbire belirsiz hale geliyor ve dolayısıyla 3. dedektörde %50 siyah, %50 beyaz elde etmeliydik. Ama hatırlayın, 2. deneyimizde %100 siyah elde ettik. Siyah elektronlar yumuşaklar yolunda takip etmiş olamaz. Çünkü o zaman yumuşak olduğunu bilirdik ve yine 1. deneyde gördüğümüz gibi 3. dedektörümüzde veya ikinci renk dedektörümüzde %50 siyah, %50 beyaz elde ederdik. Ama bunu görmüyoruz. Peki o zaman iki yolu aynı anda takip etmiş olabilir mi?
Hayır, çünkü eğer öyle olsaydı yarı yola koyacağımız ek dedektörlerde yarım elektron gibi bir şey görmemiz gerekirdi. Aksi takdirde kütlenin korunumunu ihlal etmiş oluruz. Dolayısıyla elektron ikiye ayrılıp iki ayrı yolu da takip etmiş olamaz. Ya hiçbir yolu takip etmediyse de bambaşka bir yol izlediyse? Bunun da doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü gerçek deneylerde hem sertler hem yumuşaklar yolunu bir bariyerle kesecek olursak gerçekten de üçüncü dedektörümüze hiçbir elektron ulaşamıyor. Dolayısıyla elektronlar illa bu iki yoldan birinden gidiyor olmalılar. Bu olabilecek olasılıkların tamamı. Bu olasılıkların hiçbirinin tek başına gerçek olamadığını görüyoruz. İşte bu deney bize kuantum parçacıkların süperpozisyon dediğimiz çok özel bir durumunu gösteriyor. Yani bu deneyde elektronlar hem birinci yoldan gittiler, hem ikinci yoldan gittiler, hem de iki yoldan aynı anda gittiler. Ama aynı zamanda ne birinci yoldan gittiler, ne ikinci yoldan gittiler, ne de iki yoldan aynı anda gittiler. Bu kulağa çok mantıksız geliyor biliyorum ama evrenin size mantıklı gelmek gibi bir zorunluluğu olmadığını hatırlayın. Onlarca farklı şekilde, yüzlerce kez tekrar edilen deneylerin hepsinin söylediği şey tam olarak bu. Bunu ya deneysel olarak çürütmek zorundayız ya da olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Bu arada artık bu deneyde renk ve sertlik dediğim şeylerin de ne olduğunu açıklayayım. Renk, elektronun bir eksendeki spiniydi. Sertlikse ona dik olan bir başka eksendeki spiniydi. Gerçekten de bu deneylerde bu iki spini aynı anda %100 kesinlikle ölçemiyoruz. Ya biri ya öteki kesin olarak ölçülebiliyor. Ve ikisini aynı anda ölçmeye çalıştığımızda ikinci ölçümümüz hep birinci ölçümdeki kesinliği ortadan kaldırıyor. Ve sadece bu kadar da değil, elektronlar kesin bir ölçüm yapılana kadar her iki eksende de aynı anda hem yukarı spine sahipler hem aşağı spine sahipler. Ama ne yukarı spine sahipler ne de aşağı spine sahipler. Çılgın, öyle değil mi? Şimdi eldiven analojisi neden kötü bir analoji görebiliyor musunuz? Doğada hiçbir şey aynı anda birkaç farklı durumda bulunamıyor. Böyle bir şey etrafımızda hiç görmüyoruz. Klasik fizikte böyle bir şey yok. Yani düzgün çalışan bir trafik ışığı aynı anda hem kırmızı hem yeşil yanmıyor. Bir araba aynı anda hem gidip hem gitmemezlik etmiyor. Eldiven dediğimiz şeyin bir teki aynı anda hem sağ tek hem sol tek olamıyor. Veya eldivenin parmak sayısını ölçünce rengi, rengini ölçünce parmak sayısı değişmiyor. Benzer şekilde yine iki yüzü olmasından ötürü kuantum olay anlatmakta bozuk para analojisi de çok sık yapılıyor ama o da yanıltıcı. Para tam dönme halindeyken hem yazı hem tura diyebiliyor muyuz mesela? Hayır, o anda sadece ne yazı ne tura halinde. Bu apayrı bir üçüncü durum. Bir kuantum durumu değil. Kuantum parçacıklar bundan çok daha fazlasını aynı anda yapıyorlar. Para analojisi belki sadece şunu görmenizi sağlayabilir. Kuantum dolanıklığı sizinle karşılıklı olarak oturup yazı tura atmamız gibi düşünebilirsiniz. Ama dolanıklık elimizdeki paranın havada veya masa üstünde dönme haliyle falan ilgili değil. Normalde klasik dünyada benim yazı atmamla sizin yazı veya tura atmanız arasında hiçbir ilişki yok, öyle değil mi? Ben yazı atarım, siz tura atarsınız, ikimiz de yazı atarız, bir sonraki sefere ikimiz de tura atarız. Bunlar rastgele ve bağımsız bir şekilde gerçekleşir. Kuantum dolanıklık öyle bir olay ki ben ne zaman yazı atarsam sizin tura atmak zorunda olmanız gibi. Ve siz galaksinin bir ucunda, ben diğer ucunda olsam da benim param yazı geldiği anda sizin aradaki 105.700 ışık yıllık mesafeden bağımsız olarak her seferinde ve anın tura atmak zorunda olmanız gibi. Ama klasik dünyada böyle bir şey olmadığı için klasik fizikten gelen analojileri bir kenara bırakıp kuantum fiziğini olduğu gibi kabullenmek gerekiyor. Yoksa klasik nesnelerin farklı doğasından ötürü illaki hata yapıyorsunuz. Ama bu hikaye burada bitmedi. Unutmayın, Nobel ödülünü süperpozisyona vermediler. Bell eşitsizliği deneylerine verdiler ve orada çok daha fazla cevher var. Çünkü şu soruyu hala cevaplamadık. Ya dolanık parçacıklar birbiriyle ışık hızından bile hızlı iletişim kurmuyorlarsa da önceden anlaşmışlarsa veya bizim bilmediğimiz gizli bir parametre bu iki elektronun hangi spine sahip olması gerektiğini önceden belirliyorsa ve bu parametre tespit edilebildiğinde aslında başından beri ne spine sahip oldukları belli olursa, buna da geleceğiz. Ama bu videoyu daha fazla uzatmamak adına burada keseceğim. Çünkü bu konuyu anlamak için henüz ölçülmemiş parçacıkların tuhaf bir süperpozisyon halinde olmasının yorumsal bir anomali değil, fiziksel bir gerçeklik olduğunu hazmetmeniz lazım. O zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.